buranın tasarımını baştan aşağı mimar çalışma arkadaşlarımızla birlikte tasarlayarak sağ olsun müteahhit firma Mustafa Bey ile gerekli önceliği göstererek bu şekilde bitirmiş olduk. Tam olarak açıklanan tarih? Tefrişatları alındıktan sonra daha sağlıklı bilgi verilecek. Özellikle işçilerden Yani bilgisi dahilinde söylesek daha mantıklı olur. Dolayısıyla şehrimize çok güzel bir eser kazandırmış olacak. Can verenlerine saygı olsun. Çok hassas bu işte deneyimli firmalar. Bugünkü programın amacı şu an sahada yapmış olduğumuz eserlerin, yapıların, binaların tamamlanan ve devam edenlerin tanıtımını yaparak ne tür çalışmalar yapıyoruz, ne kadar bir bütçeyle yapıyoruz, ne aşamadayız bunu sizlere bilgilendirdim. Şu an bizim rotamızda 16 noktamız var. Şu an 5. noktamızdayız. Yaklaşık 10 adet daha yerimiz var. Yapmış olduğumuz büyük eserler var. Bunların arasında trafik eğitim alanından tutun hayvan barınağına kadar, sıfır atık merkezine kadar, emniyet merkezine kadar, şehit polis Faruk Aslan emniyet merkezi, yakın zamanda açılışını yaptığımız Yeşil Vadi Balık Restoran. Bunların hepsi tamamlanmadı. Devam eden projeler de var ama büyük çoğunluğu şu an devam eden inşaatlardan oluşuyor. En kısa sürede bunları da ilçemize kazandıracağız. Gebze için şunu söyleyebiliriz. En basit örneğiyle söyleyeyim. Şu an güncel fiyatı ilk gezdiğimiz yer mesela İlyas Bey Halk Sağlığı Merkezimiz. Onun şu an güncel fiyatı 150 milyon gibi bir rakam. Bunu genele vurduğumuz zaman şu an güncel rakamıyla 500 milyonu geçer total rakam. Ama harcanan bedellerin tek tek kalem olarak ortaya dökülmesi daha doğru bir sonuç verir. Şu an söylediğim rakam biraz afaki olabilir. Yani 500 milyonun üzerinde bir yatırım yapıldı Gebze değil mi? Tabii ki. Şu an Etüt Proje Müdürlüğü'nün yapmış olduğu proje çalışmaları ve inşaat çalışmaları 500 milyonun çok çok üzerinde. Belediye başkanımız aslında projelerin hepsi kendine has özelliklere sahip olduğu için bulunduğu konum, hizmet kitlesi, halkımızın talepleri düşünüldüğü zaman hepsine ayrı bir önem veriyor. Hepsiyle ilgili biz de tek tek toplantılar yapıyor. Ama şu an mesela bu eser Sarı Cami yaklaşık 7 mahalleye hizmet ettiği için nadide bir eser. İlyas Bey Halk Sağlığı Merkezi tüm şehre hizmet ettiği için nadide bir eser. Trafik eğitim alanı gerçekten eşi benzeri olmayan eserlerden birisi. Ama genel anlamda hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyor. Hatta şu an projelendirmesini yaptığımız projelerle ilgili bile istişarelerimizi başkanımızla tek tek görüşerek yapıyoruz. Vatandaşlardan geri dönüşler olumlu. Hatta birçok projede sabırsızlıkla açılması noktasında bize baskı yapılıyor. Biz de elimizden geldiğince şantiyelerde müteahhit firmaları biraz daha uyararak hızlandırılması noktasında ve çalışma arkadaşlarımızın da üstün gayretleriyle en kısa sürede açılışlarını yapacağız. Bu çalışmalarda emek gösteren biz yaklaşık 50 kişilik bir müdürlüğüz. Başkan yardımcımız, başta başkanımız olmak üzere başkan yardımcımıza, tüm destek sunan müdür arkadaşlarımıza ve en önemlisi burada bizlere çalışmada kolaylık sağlayan, bazen hafta sonları işe gelerek, mesaiye kalarak fedakarca çalışan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Onların sayesinde biz bu projeleri en kısa sürede bitireceğiz. Yapmış olduğumuz eserlerdeki olumlu dönüşlerden dolayı da halkımıza teşekkür ediyorum. Alandı. Biz burayla ilgili bir çalışma yapmadık. Yani ilave olur mu acaba yani? Şu an öyle bir talep gelmedi bize. Hı, tamam. Ama burayla ilgili yukarıdan da seyredilebilir bir alan var. Olur. Dolayısıyla güzel bir alan. Normalde daha...